Mutlu akşamlar. Şu analizle karşınızdayız. Her akşam olduğu gibi yine yaklaşık bir saat boyunca piyasalardaki fiyatlamaları, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri inceleyeceğiz. Bugün BIST endeksi 2400 puan üzerinde bir kapanış yaptı. Hemen kapanışına grafik eşliğinde bakalım. Özellikle dün yeni bir pay geri alım programı açıklayan Arçelik, yine yükselişini sürdürerek yeni bir tarihi zirve kapanış yapan Şişecam gibi hisselerin liderliğinde bugün endeks 2418 puana yükseldi. Aslında saat 15'e kadar çok önemli bir hareketlilik yoktu. Ama öğleden sonra, saat 15 sonrasında özellikle endekste yükseliş hızlandı ve kapanışta %1.8 değer kazancı gördük. Bir süredir gerileyen banka hisseleri de bugün toparladı. Geçtiğimiz 2 gün boyunca düşmüştü bankacılık. 2 günlük düşüş serisi bugün bitti. %1.6 değer kazandı bankacılık. 2034 puanda kapanış yaptı. Geçtiğimiz 2 gün boyunca özellikle Garanti hissesindeki kayıplar etkili olmuştu. Bugün Garanti'deki satışlar da bitmiş gibi duruyor. Onun da tabii etkisi var bankacılık endeksinde. Sanayi endeksinde de yükseliş vardı. %1.5'a yakın prim, 4215 puanda. Burada da şüphesiz Ereğli Demir Çelik hissesindeki değer kazancı etkili oldu. Geçtiğimiz 2 gün boyunca demir çelik sektörü yine zayıf seyretmişti. Fakat bugün toparladı. O etkiyle sanayi endeksinin de yukarı gittiğini izledik. Şu an vadeli işlemlerde de o pozitif görüntü korunuyor diyebiliriz. Yatay şu anda aslında. Akşam seansında çok büyük bir değişiklik yok. Fakat düşüş de yok. 2809 puandayız. Haziran vade BIST 30 endeksinde. Hisse bazında da bakalım acaba bugün BIST 100'de yükselen ve düşen tarafta hangi şirketler öne çıktı? Öncelikle yükselenlere bakacağız. Bugün itibariyle Arçelik ilk sırada tabii. Dün analiz yayınında da işlemiştik. Şirket yeni bir pay geri alım programı açıkladı. Şu ana kadar sermayesinin %10'unu geri aldı ve yeni bir program açıkladı. 6 milyar fon ayrılacak bu yeni geri alım programına. Ve bu haber sonrası bugün gepli açılış yaptı. Fiyat boşluğunun gerçekleştiği açılışla beraber de hissenin tavan olduğunu gördük. Bugün 74 liranın üzerinde kapandı. Halkbank ikinci sırada bugün hem bankacılık endeksinde hem de BIST 100'de öne çıkan hisseler arasındaydı. %10'a yakın değer kazancı. Koray GYO, Çimsa Çimento ve Şişecam da bugünün BIST 100'de en çok değer kazanan şirketleri arasına girdi. Bir de düşenlere bakalım. En çok değer kaybı bugün Nurol GYO hissesindeydi. %9,5 değer kaybetti. Onun dışında indeks, ki bugün temettü ödemesi vardı. Selçuk Eczacı Deposu, İş GYO ve Global Holding BIST 100'de günün düşenlerini oluşturdu. Tabii bugün BIST 100 endeksinin bir süredir geçmekte zorlandığı 2400 puan üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz. Acaba bu seyir kalıcı olacak mı? Borsada kısa vadede senaryolar nasıl şekilleniyor? Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı değerlendirdi. İzleyelim. Biz 2562 rekorunu kırdık ve bunu birinci çeyrek bilançoları da tamamladık. Borsada bir miktar realizasyon oluştu. Çünkü Şubat dibinden baktığımızda işte 1830'lardan 2562'ye birkaç ayda %35-%40 bandında değer kazandı Borsa İstanbul. Biraz onun sindirmesi yaşıyoruz. Biraz yurt dışında özellikle bu FED baskısı hikayesi etkili oldu son bir aylık süreçte. Ve özellikle FED'in de 75 bas puan faiz artışı ihtimalinin azalması, FED'den gelen açıklamaların piyasaları biraz rahatlatmasıyla birlikte bizde yukarı hareket var. Ben ama şöyle düşünüyorum, özellikle Kurban Bayramı'na kadar, yani Temmuz ortasına kadar Borsa İstanbul'da 2350-2500 bandında bir fiyatlamayı normal fiyatlanma adı olarak görürüm. Buranın altında veya üzerinde bu süreçte çok kalıcı olma istemem, unsurlarda bir değişiklik olmazsa. Ama Kurban Bayramı'nın ardından Temmuz ikinci yarıdan itibaren ben piyasanın tekrardan hareketleneceğini düşünüyorum. Yılın sonuna doğru, bizim zaten yılbaşında da hedefimiz buydu, o hedefimizi koruyoruz. Yılın sonuna doğru 3000'li seviyelerin Borsa İstanbul tarafında görüleceğini düşünüyorum. Burada ana dinamo, birincisi içerideki enflasyonist ortam, burası yıl genelinde devam edecek mevcut politikalar dahilinde. İkincisi iç talep yüksek, çarklar işliyor. Dış talep de birinci çeyrekte fena geçmedi. Bir miktar Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'da belirsizliği arttırsa da ihracat da güçlü. O yüzden iktisadi faaliyetleri, kapasite kullanımları iyi. Herhalde bunları şirket karlılıklarına yansımasını da bekliyoruz. Yıl sonuna doğru, yılın ikinci yarısı
3000'li seviyelerin çok olası görünüyor borsa tarafında. Bugün endeks 2400 puan üzerinde kapanış yaptı. Puan katkısıyla da öne çıkan hisselere baktığımızda bugün Şişecam, Arçelik, Ereğli, Koç Holding ve Tüpraş hisselerinin endeksi taşıdığını söyleyebiliriz. En yüksek puan katkısı da Şişecam'dan geldi. Birazdan bakacağız. İşlem hacmi de bugün yüksekti Şişecam'ın ve yeni bir tarihi zirve kapanışı yaparken BIST 100'e de 7.7 puan pozitif katkı verdiğini görüyoruz. Tabii döviz kurundaki hareketlilik de etkili olabilir. Çünkü geçen yıl yine yılın son çeyreğinde dolar TL hızlı yükseliş sergilerken Şişecam gibi ihracatçı şirketlerin de yükseldiğini görmüştük. Yine bugün de Şişecam iyi bir hareketle dikkat çekti diyebiliriz. Arçelik ki yeni bir pay geri alım programı açıkladı. Bunun etkisi vardı bugün hissede. Endeksi de 5 puan yukarı çekti. Satış baskısının hafiflediği Ereğli Demir Çelik de bugün değer kazanırken endekse 4.66 puan katkı verdi. Dün şirket bağlı ortaklığı İskenderun Demir Çelik'in modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı ve 3 nolu hattın faaliyete alındığını bildirmişti ki bu üretim ve faaliyet verimliliği açısından iyi bir haberdi. Bu haber sonrasında da bugün Demir Çelik tarafı iyi bir fiyatlama gösterdi. Ereğli bugün yükseldi ve endekse en çok puan katkısı veren 3. şirket oldu. 4. sırada Koç Holding'i görüyoruz ki yine aslında iştiraklerindeki yükseliş Arçelik ve Tüpraş'ın da etkisi olabilir. Koç Holding bugün endeksi yaklaşık 3 puan yukarı çekerken şirketin iştiraki Tüpraş'ta 2,5 puan bugün endeksi olumlu etkiledi. Baskılayan tarafta ise bir süredir aslında Borsa İstanbul'daki genel hareketten pozitif ayrışan Hektaş hissesini görüyoruz. Bugün endeks yukarı giderken Hektaş düştü. 1 puana yakın baskıladı endeksi. Onun dışında İş GEO, Nurol GEO, Selçuk Eza Deposu ve Kozaltın hisselerinin bugün BIST 100 endeksini negatif etkileyen ilk 5 hisse içinde yer aldığını gördük. Bugün işlem hacmi hangi seviyede oraya da bakalım. Düne nazaran bugün sınırlı bir yükseliş var. Dün 32,5 milyar TL'ydi. Bugün 34,3 milyar TL oldu BIST 100'deki toplam işlem hacmi. 30-35 milyar bandında görüyoruz son günlerde işlem hacimlerini ve aylık ortalama 40 milyarın altındaki seyirde devam ediyor. Peki bugün 34,3 milyarlık işlem hacmi gerçekleşirken pay piyasasında hacim liderleri hangi hisseler oldu? İlk sırada yine Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda bugün işlem hacmi 3 milyar sınırını geçti. Hisse senedi de %1'in üzerinde değer kazandı. Şişecam bugün BIST 100'de en çok yükselen hisseler arasındaydı. Keza puan katkısıyla da öne çıktı. %6'yı aşan prim, yeni bir tarihi zirve, işlem hacmi de yüksek. Şişecam bugün yeni bir tarihi zirveye yükselirken 2,8 milyarlık işlem hacmiyle de bugün pay piyasasında en yüksek işlem hacminin görüldüğü ikinci hisse oldu. Üçüncü sırada Garanti'yi görüyoruz 2,3 milyar TL ile. Aselsan ve Sabancı Holding'de yine işlem hacmi açısından yüksek hisseler arasına girdi. Günün sektör performanslarını da hatırlayalım. Bugün itibariyle en sert değer kazancı Holding endeksindeydi. Holding ve yatırım şirketleri açısından iyi bir gün oldu. %3'e yakın prim. Onun dışında çimento şirketleri dün de hareketliydi. Bugün de çimento tarafı hareketli ve taş toprak endeksi %2,58 değer kazandı. Finansal kiralama faktoring, metal eşya makine ve özellikle Ereğli etkisiyle, demir çelik etkisiyle metal sanayinin de bugün en çok yükselen sektörler arasına girdiğini görüyoruz. Bugün borsada gerileyen 4 tane sektör vardı. Spor, KOBİ sanayi, menkul kıymet, yatırım ortaklıkları ve madencilik. Bu 4 sektör haricinde bütün sektörler günü yükselişle tamamlarken en sert değer kaybının da spor endeksinde olduğunu görüyoruz. Spor hisseleri bir süredir zayıf. Bugün de %5,5 değer kaybetti. Borsa İstanbul spor endeksi diyelim ve grafiklerle ilgili bu bölümü noktalayalım. Şimdi özellikle faiz piyasalarını ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Türkiye Bankalar Birliği TL refe geçiş takvimini açıkladı. Detaylarında neler var izleyelim. Türkiye Bankalar Birliği TL Libor'dan TL refe geçiş takvimini açıkladı. Buna göre TL Libor endeksli işlemlerin TL refe geçişi 1 Temmuz'da gerçekleşecek.
Gösterge faiz oranı reformu kapsamında TDRF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından uluslararası kuruluşlarla eş güdüm içerisinde sürdürülen İBOR geçiş süreci ve Türk lirası gecelik referans faiz oranı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda TR LIBOR son olarak 30 Haziran 2022'de yayınlanacak. 1 Temmuz'da da TR LIBOR'daki açık işlemler TLRF'e geçecek. LIBOR'a ilişkin yaşanan olumsuzluklar nedeniyle İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi 2021 sonundan itibaren LIBOR'u desteklemeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine çok sayıda ülke LIBOR yerine kullanılabilecek çeşitli gösterge faiz oranları üzerinde çalışmalara başlamıştı. Borsa İstanbul'u inceledik. Şimdi bir de küresel hisse piyasalarında son durum nasıl? ABD ile başlayacağız. ABD borsalarında toparlanma çabası var. S&P 4000 seviyesine yaklaşmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü 3810 puan ile yıl içi dip seviyeyi görmüştü. Ayı piyasası sınırından geri döndü açıkçası. Ve bir toparlanma çabası var. Keza Nasdaq'ta da yükseliş görüyoruz. Dow Jones'ta da %0.6'lık diğerlerine nazaran daha sınırlı bir yukarı hareketlilik söz konusu. Bu arada bu akşam tabii Mayıs ayındaki FED toplantısına ilişkin tutanaklar da yayınlandı. Mayıs ayında hatırlanacağı üzere FED 50 bas puan faiz arttırmış ve Haziran ayında başlamak üzere aylık 47,5 milyar dolarlık azaltımlarla beraber bilanço küçültme planını da açıklamıştı. Ve tutanaklara da baktığımızda özellikle faiz artışlarının devamına ilişkin sinyalleri görüyoruz. Önden yüklemeli bir faiz artış stratejisi var gibi duruyor tutanaklara baktığımızda ki doğal faiz seviyelerine hızlı biçimde mevcut politika faizini taşımaya pek çok üyenin sıcak baktığını da bu tutanaklardan görüyoruz. Ve tutanakların açıklandığı günde ABD hisse piyasalarında toparlanma çabası var. Bugün Avrupa'da da genel bir yükseliş eğilimi vardı. Asya'da ise Japonya ve Hindistan hisse piyasaları negatif ayrışırken genel çerçevede aslında küresel tablonun bugün hisse piyasalarında pozitif bir atmosfere işaret ettiğini söylemek mümkün. Bu arada özellikle 24 Şubat'ta savaşın çıkmasıyla beraber sert faiz artışları yapan Rusya Merkez Bankası'nda da parasal gevşeme hamleleri devam edecek gibi duruyor. Banka yarın olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Detaylarına bakalım. Savaş, yaptırım, artan enflasyon Rusya ekonomisini giderek zorlamaya başladı. Bununla beraber de Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı geldi. Rusya Merkez Bankası 26 Mayıs'ta faiz kararı için olağanüstü toplantı yapacağını duyurdu. Bir sonraki resmi toplantı tarihi 10 Haziran'dı. Kurum, batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını ilk etapta 28 Şubat'ta %9,5'ten %20'ye çıkarmıştı. Akabinde de 29 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda faizi %14'e çekmişti. Analistler, Rus rublesinin dolar karşısında hızla değer kazanması nedeniyle faizin daha da düşürülerek %12'ye indirilmesini bekliyor. Dolar-ruble paritesi batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından 70 seviyesinden 130 seviyesine kadar çıkmıştı. Ülkede yaşanan döviz krizi nedeniyle Rusya Merkez Bankası sert sermaye kontrolleri uygulamaya başlamıştı. Öte yandan Rusya Maliye Bakanlığı'ndan da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tahvil ödemelerine getirilen yasağa ilişkin açıklama geldi. Maliye Bakanı Anton Silyanov, Rusya'nın ödemelerini yapmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca dış borç ödemelerinin sonradan orijinal Eurobond para birimine dönüştürülebilecek ruble olarak yapılacağını bildirdi. Silyanov, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin aldığı kararın öncelikle yabancı yatırımcıları vuracağını da belirtti. Rusya Maliye Bakanı şu andaki durumun 1998'de hiçbir benzerliği olmadığına değinerek Rusya'nın şu anda parası ve ödeme yapma isteği var diye konuştu. ABD hisse senetlerinde toparlanma çabası var. Tahvillerinde de değer kazancı devam ediyor. Bugün de %2.75'e geldi ABD 10 yıllık faiz. 2 yıllık tarafa baktığımızda orada da düşüş var. %2.51 ve giderek 10 yıllık faizin 2 yıllığa da yaklaşmaya başladığını görüyoruz. Acaba getiri eğrisi yeniden terse dönecek mi? Özellikle resesyon endişelerinin de devam ettiği ortamda getiri eğrisinin eğimi, 10 yıllık 2 yıllık spread'i yakından takip edilmeye devam ediliyor. Emtia tarafına da bakalım. Altın ons dün itibariyle tabii yükselişine devam ediyordu. Hatta geçtiğimiz haftaki yükselişiyle de beraber değer kazançlarını ikinci haftaya taşımıştı. Fakat bugün
O yükselişin hız kestiğini görüyoruz. 1855 dolara bir düşüş var bugün itibariyle altın tarafında. Petrol cephesine de değinelim ki birazdan grafik eşliğinde bakacağız. ABD'de Enerji Bilgi İdaresi stoklardaki değişimi de açıkladı ve stok verisinin geldiği günde Brent petrolün oldukça yatay bir performans sergilediğini görüyoruz. Doğalgaz cephesinde hızlı yükselişler var ki özellikle ABD vadeli piyasalarında Ağustos 2008'den beri en yüksek seviyeye geldi doğalgaz fiyatı. Fakat petrol son günlerdeki yatay eğilimini bugün de korudu. Peki petrol stokları nasıl geldi? Enerji Bilgi İdaresi geçtiğimiz hafta stoklarda bir geri çekilme olduğunu açıkladı. Ve beklentinin üzerinde bir düşüş var. Geçen hafta ABD'de petrol stokları 1 milyon 19 bin varil azalmış. Beklenti 737 bin varil azalması yönündeydi. Beklentinin üzerinde bir düşüş. Bir önceki hafta da 3.3 milyon varillik geri çekilme vardı. Yani kısacası Mayıs ayı içerisinde ABD'de petrol stoklarının azalmaya başladığını görüyoruz. Bu tabii arz tarafı için bir negatif senaryo, bir sıkılaşma senaryosu. Bir yandan da talep hala güçlü seyrediyor ve bu da tabii petrol fiyatlarını yukarıda tutan bir diğer faktör diyebiliriz. Tabii özellikle petrol tarafındaki arz talep dengesinin önümüzdeki aylardaki seyri fiyatlar açısından çok önemli. Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni buna ilişkin açıklamalar yaptı. Yorumlarını izleyelim. 100 doların altına artık hareket neredeyse görmüyoruz. Mayıs ayı başından bu yana hem ham petrolde hem Brent petrolde 100 doların üzerinde bir hareket var. Artık 100'ün üzerinde tutunan iki petrol çeşidimiz var. Tabii şimdi bu Rusya-Ukrayna savaşı burada çok önemli bir etmen. Rus petrolünün piyasadan çekilmesiyle oluşan bir arz sıkışıklığı var biliyorsunuz. Hala daha uygulanmakta olan yaptırımlar var. Önümüzdeki hafta AB zirvesi var. Bu zirvede petrole ilişkin yaptırımlar konuşulmayacak. Bu konuda çok netiz dedi bugün AB Komisyonu Başkanı. Dolayısıyla burada arz sıkışıklığı devam ediyor. Bu arz sıkışıklığı nasıl çözülebilir? İşte OPEC'in çıkıp günlük 400 bin varillik üretim artışını arttırması, yani piyasaya daha fazla arz vermesiyle olabilir. Çünkü ABD tarafında da stokların azalmaya devam ettiğini görüyoruz. Motorlu taşıtlar için kullanılan yakıtların stoklarını takip ettik. Aslında dün orada da bir azalış vardı. Yani genel olarak arz talep dengesi petrol fiyatlarının lehine kalmaya devam ediyor. Ve biz burada OPEC'ten bir net bir sinyal gelmedikçe, sinyal değil hamle, yani çıkıp ya biz bu üretim artışına gidiyoruz denmedikçe, ki Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinden bu yana OPEC hiç oralı değil. Hem Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar hem OPEC Plus'ın bakanlar toplantısından gelen açıklamalar pek de bu fiyat artışına yönelik bir hamlede bulunmaya yeltenmeyecekleri gibi bir tondalar. Yani pek bu savaşın yarattığı tahribatı önemsemiyor gibiler diyeyim. Bu taraftan gelecek net bir hamle olmadıkça biz fiyatlardaki geri çekilmenin sınırlı kalmaya devam edebileceğini ve yükseliş potansiyelini korunabileceğini düşünüyoruz. Yukarıda Brent petrol nezdinde konuşuyorum. 117, 119 ve 122 dolar dirençlerini izliyoruz. Aşağıda da önemli hareketli ortalamalar var aslında geri çekilmeler de destek görevi gören. Ama dediğim gibi Mayıs ayından bu yana 100 dolar üzerinde seyir var. Bu da sadece OPEC etkili olabilir gibi duruyor şu an için. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden öne çıkan gelişmelere bakacağız şimdi. Yapı Kredi ile başlayalım. Yapı Kredi yeni bir sendikasyon kredisi anlaşması yapmış. Buna ilişkin açıklama geldi kapanıştan sonra. 367 gün vadeli toplam 810 milyon dolarlık bir sendikasyon kredisi anlaşması söz konusu. Tabii iki ayrı dilimden oluşuyor. ABD doları kısmı 349,5 milyon dolar tutarında, euro kısmı ise 431,5 milyon euro olarak görünüyor ki toplamı da 810 milyon dolar. Tabii maliyeti de önemli. Burada dolar cinsinden kısımda maliyet SOFR artı %2.75, euro kısmı için ise Euribor %2.10 olarak belirlenmiş maliyetler söz konusu. 19 ülkeden 37 finansal kurumun katılımıyla sağlanmış bir anlaşma görüyoruz. Yapı Kredi'nin bugünkü performansını hatırlayalım. %3.2'lik primle bugünü noktaladı. Bankacılık endeksi için de iyi bir gün olmuştu bugün ki
Halkbank dahil banka hisseleri genelinde bir rally havası vardı. Yapı Kredi'de de bunu gördük. Tabii bu sendikasyon kredisi anlaşması haberi de yarın bakalım piyasayı nasıl etkileyecek göreceğiz. Şimdi otomotiv yan sanayinden Birisa şirketiyle devam edeceğiz. Daha önce şirket Arvento Elektronik Sistemler şirketinin sermayesinin %88.89'unu alacağına ilişkin bir açıklama yapmıştı ki bunun için belirlenen tutar 334.3 milyon TL seviyesindeydi. Fakat Arvento'nun ilk çeyrek sonuçları itibariyle yapılan düzeltmeler sonrası net tutar 337.1 milyon TL seviyesine yükselmiş. Yani burada net ödenen miktar konusunda bir yukarı yönlü revizyon gerçekleşmiş diyebiliriz. Birisa'nın da hissesine bakalım. Bugün %0.87 değer kazandı Birisa. 32 lira 42 kuruş seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdi. Son bir ayda genel yatay fiyatlamalar gösterdiğini görüyoruz ama Mayıs ayı şu ana kadar biraz zayıf geçti. 34,5 seviyesinden 32 liraya doğru bir geri çekilme eğilimi söz konusu. Pay geri alım gelişmelerinde bugün Sabancı Holding'den bahsedeceğiz. Ortalama 19 lira 95 kuruş seviyesinden 100 bin adet hisse geri aldığını açıkladı Sabancı Holding ki bu alımla beraber şu ana kadar 46.2 milyon adet de hisse almış şirket. Sermayesinin %2.26'sını şu ana kadar geri aldı ki başta Arçelik olmak üzere son dönemde Borsa İstanbul'da pay geri alımı yapan şirketleri de görüyoruz. Bu da muhtemelen fiyatları destekleyen önemli bir gelişme olabilir. Sabancı'nın da grafiğine bakalım. Bugün %2.13 değer kazandı. 20 liranın üzerinde bir kapanış yaptığını görüyoruz. Bugün sektörel olarak da holding ve yatırım endeksi borsada en çok yükselen sektördü. Ve o sektör içinde Sabancı Holding'in de bugün %2'nin üzerinde değer kazandığını görüyoruz. Temettü gelişmesiyle devam edeceğiz. Doğu Aras Enerji Yatırımları anonim şirketi yönetim kurulu toplantısı sonrası yatırımcılara dağıtılmak üzere hisse başı brüt 2.45 TL'lik bir temettü açıkladı. Tabii genel kurulun onayına sunulacak. Genel kurul da onaylarsa hisse başı brüt 2 lira 45 kuruşluk bir temettü ödemesi olacak Doğu Aras şirketinin. Hisse grafiği nasıl son dönemde bakalım. Bugün 90 lirada bir kapanış yaptı. %0.78'lik yukarı yönlü hareketi vardı. Bakalım temettü haberi sonrası yarın nasıl bir yön olacak. Genelde bu yıl özellikle temettü açıklayan ve temettü verimi yüksek hisselerde dönem dönem hareketlilikler gördük. Doğu Aras'taki fiyatlamada bu açıdan takip edilecek. Aydem de bugün pay geri alan şirketler arasında ortalama 8 lira 32 kuruş seviyesinden toplam 300 bin adet pay geri aldığını açıkladı. Daha önce 14 Şubat tarihinde yönetim kurulu kararıyla pay geri almaya başlamıştı Aydem Enerji ve ara ara hissedeki düşüşler esnasında özellikle şirketin pay geri alımlarını açıkladığını görüyoruz. Bugünkü hareketi nasıldı? %0.72'lik değer kazancı 8 lira 35 kuruş seviyesinde kapanış yaptı. Bugün şirket de alımlarını en düşük 8.26, en yüksek 8.36 seviyesinden gerçekleştirmiş. Konya Kağıt Sanayi tarafında ise daha önce yatırım amaçlı olarak alınan gayrimenkullerin satış işlemi gerçekleşmiş. Şirket yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırdığı Antalya'daki ki toplam değeri 1 milyon 35 bin TL olarak belirlenen taşınmazın satışını gerçekleştirmiş ve bu satıştan net 998.898 TL'lik kar elde ettiğini açıkladı. Tabii içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek itibariyle şirketin karını bu bahsettiğimiz miktar ölçüsünde olumlu etkileyebilecek bir gelişmeden bahsediyoruz. Konya Kağıt'ın bugün %6.9'a yakın değer kazandığını gördük. Özellikle Borsa İstanbul Kağıt Basım Sektör Endeksi içinde de öne çıkan hisselerin başındaydı. 22 lira 66 kuruş seviyesinde bir kapanış yaptı ve genel çerçevede son bir ayında yükselişle geçtiğini görüyoruz. Bugün öne çıkan şirket gelişmelerini özetledik. Diğer şirket haberleri de var. Onları izleyelim. Arçelik hisse alım programının büyüklüğünü 6 milyar lira artırma kararı aldı. Şirket geçen yıl Temmuz ayında başlattığı ve sermayenin %10'una kadar hisse alımıyla sınırlı 3 milyar lira bütçeli hisse alım programını neredeyse tamamladı. Programda sermayenin %9,97'si oranında hisse alındı.
Şirket bunun ardından 6 milyar lira ödenek daha ayırarak sermayesinin yaklaşık %10'una daha alımını kapsayan yeni bir program başlatacak. Gezinomi yeni kurulacak olan Bizkar filo kiralamaya %80 oranında iştirak edeceğini duyurdu. 100 milyon lira sermaye ile kurulacak şirketten 80 milyon pay karşılığı 80 milyon lira sermaye ile ortak olunacak. Kimpur, Düzce'de güneş enerji santralleri kuracağı ve çevre dostu ürünler üretilecek olan fabrikanın temelini attı. Şirket bu yatırımla toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %55'inin karşılanmasının yanı sıra yılda yaklaşık 679 ton karbondioksit salınımını azaltmayı amaçlıyor. Starbucks Corp, kahve içecek işine odaklanmak için soğuk pres meyve suyu markasını satıyor. Taze gıda üreticisi Bolthouse Farms, şu anda Starbucks kafe ve süpermarketlerinde satılan Starbucks'ın Evolution Fresh meyve suları serisini satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Chelsea Futbol Kulübü'nün LA Dodgers'ın sahibi Todd Boehly'e satışına İngiliz otoriteleri onay verdi. Verilen teklif 4.25 milyar sterlin olarak duyuruldu. Chelsea Futbol Kulübü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen eski sahibi Rus oligark Roman Abramovich'e yaptırım uygulanmadan önce satılığa çıkarılmıştı. Şimdi yorum alarak devam edeceğiz. Sahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizlerle. İyi akşamlar Arda Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Borsa İstanbul 2400 puan üzerinde bir kapanış yaptı bugün BIST endeksi. Tabii merak edilen yükselişe yeniden döndük mü? Yani bir düzeltme süreci vardı en son zirveden sonra. O süreç bitti. Yeniden yükselişe mi dönüyoruz yoksa bunu demek için erken mi acaba? Şöyle söyleyeyim. Aslında Borsa İstanbul'da biz aşağı yönlü hareket nerede başlamıştı? Yaklaşık o 2560 seviyesinde. Aşağı yönlü bir hareket olduğunu gördük ve hareket 2400'ün aşağısına 2370-2350 seviyelerine doğru hareket etti. Yani kabaca 2570'ten 2350'ye kadar bir geri çekilme olduğunu görmüştük. Ama daha sonra gelen satışların sınırlı olduğunu ve aşağı yönlü hareketlerine tepki geldiğini görüyoruz piyasadan, gördük. Buna mukabil bugün itibariyle bakarsak yurt dışında da bir miktar pozitif işaretler söz konusu. Yurt dışı borsalar son 7-8 hafta boyunca aralıksız olarak gerilerken bu hafta itibariyle, yani dün itibariyle yukarı doğru tepki vermeye başladı. Bir kere bunu getirdi, bir iyimserlik söz konusu. İkincisi, yurt dışına bakarsak dolar TL'de yukarı yönlü bir hareket gözüküyor şu anda. Bu da hisse senetlerini daha ucuz bir vaziyete getiriyor. Beklentilerini, bilançodaki ciro ve net kar beklentilerini arttırıyor. Aynı zamanda özellikle sanayi, ihracat yapan şirketleri yukarı doğru destekliyor ve yukarı doğru bir hareket gördük. Bunda yani hem yurt içindeki dolar TL'deki yükseliş, enflasyon ortamı, yurt dışında da borsaların yükselmesi, Borsa İstanbul'u yukarı doğru çevirmiş gözüküyor şu anda. Kabaca bakarsak şu anda 2400'ün üzerine geçtik. Burası teknik açıdan olumlu. Ama ben hem yurt dışı göstergelere baktığım zaman hem de yurt dışı göstergelere baktığım zaman Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir hareket görülme ihtimalinin daha yüksek diye değerlendiriyorum. Yani TL bazlı bakarsak veya nominal bazlı bakarsak Borsa İstanbul şu anda 2400'ün yukarısında 60 vaziyette. 2500'lere doğru bir hareket gösterirse önümüzdeki haftalarda benim için sürpriz olmaz diyebilirim. Özellikle kurdaki hareketlere de değindiniz. Dolar TL 16.40 seviyelerine yaklaştı ve tabii akıllara hemen geçen yıl son çeyrek geliyor. Dolar TL o zaman çok hızlı yine yükseliyordu ve o süre zarfında borsada sürekli rekor kırıyordu. Ve özellikle de ihracatçı sektörlerin orada öne çıktığını gördük. Eğer dolar TL ve diğer döviz kurları yükselişini sürdürecekse o zaman borsada biraz daha ihracatçı şirketlere, döviz fazlası olan şirketlere ve sektörlere mi yönelmek lazım acaba? Dediğiniz gibi şu anki hareket bir miktar geçtiğimiz sene, yani 2021 yılı Kasım ve Aralık ayındaki hareketi andırıyor, ona benziyor. Şimdi dolar TL artınca ne oluyor? Dolayısıyla ürünlerin fiyatları yükseliyor. Ürünlerin fiyatları yükselince şirketlerin beklenti olan ciroları ve net kar rakamların yukarı doğru etkileniyor, ama genel için söylüyorum bunu. Buna negatif etkilen şirketler de var. Bununla beraber bu durumdan en çok pozitif etkilen şirketler ihracat geliri olan ya da satışlarının %50'sinden fazlası ihracat olan, ihracat olmasa bile döviz bazlı fiyatlama yapabilen rekabet gücü yüksek şirketler. Bu açıdan dolar TL yükselirken 2021 son çeyreğinde bu şirketler oldukça ön plana çıkmıştı. Diğer şirketlerden pozitif ayrışmıştı.
Bugünkü harekete bakarsak da yine benzeri bir durum söz konusu. Baktığımız zaman sanayi, özellikle ihracat payı olan sanayi şirketlerinin bugün pozitif varıştığını gördük. Bundan sonraki süreçte dolar TL bu seviyelerde kalırsa veya yükselmeye devam ederse yine Borsa İstanbul bir kere ucuzluk faktöründen, iskonto faktöründen dolayı genel manada bir yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz yüksek. Bununla beraber az önce konuştuğumuz gibi ihracat oranı yüksek. İhracat yapmasa bile döviz üzerinden fiyatlama yapabilen şirketlerin bir miktar pozitif ayrışmasını önümüzdeki haftalarda, aylarda bekleyebiliriz diye söyleyebilirim. Özellikle bu konuştuğumuz ihracatçı ve döviz cinsi kazanan şirketlerin arasında borsada Şişecam var ki bugün yeni bir tarihi zirve gördü. Belki de bu konuştuğumuz dolar TL hareketi de etkili olmuş olabilir. İşlem hacminin de 2.8 milyar TL olduğunu görüyoruz. BIST 100'deki toplam hacim ise 34.3 milyar TL. Acaba hacimlere de bakacak olursak bir hareketliliğin teyidini veriyor mu işlem hacimleri, yoksa biraz daha yükselmesini mi beklemek lazım? Borsa genelinde işlem hacmi şu an için bize bir şey söylemiyor. Ortalama yakın bir işlem hacmi var. Ama toparlanma olduğunu görüyoruz rakamlardan. Diğer ise Şişecam üzerine bakarsak, tabii Şişecam şu anda gelirlerinin %60'ından fazlası döviz cinsi. Küresel bazda operasyonlar olan bir şirket. Yani sadece Türkiye'de üretip yurt dışına satmıyor, yurt dışında üretip yine yurt dışına satışlar yapabilen bir şirket. ABD'de büyük çaplı soda yatırımları var. Bunların devreye girmesi önümüzdeki dönemde bekleniyor. O yüzden zaten güçlü oranda potansiyeli olan bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Zaten aracı kurum raporları da yüksek oranlı iskonto, yüksek oranlı getiri potansiyeli söylüyordu Şişecam için. Yani bir süreden beri pozitif ayrışan bir şirket. Bugün de dolar TL hareketle beraber pozitif olarak ayrıştı. Ama tabii Şişecam bunun tek bir örneği değil. Borsa İstanbul'da Şişecam gibi yurt dışı operasyonları ağırlıklı olan birçok şirket var. Önümüzdeki günlerde bunlarda bir hareket, pozitif anlamda bir hareket veya pozitif bir ayrışma görebiliriz. İşlem hacmi konusu şu anda borsanın ortalamasına yakın. Ama yukarı doğru hareket hızlanırsa işlem hacminde artışlar görmemiz söz konusu olabilir önümüzdeki haftalarda. Bu arada banka hisseleri de bugün toparladı. Son günlerde biraz zayıfladığını görmüştük. Özellikle geçtiğimiz iki gün boyunca garantideki değer kayıplarıyla beraber düşüş vardı. Bankalar toparlamaya başladı. Orada da yeniden bir yükselişe dönüş olabilir mi? Bu arada bu akşam Yapı Kredi Bankası da yeni bir sendikasyon kredisi temin ettiğini açıkladı. 367 gün vadeli 810 milyon dolarlık bir kredi temin etmiş Yapı Kredi. Bu sendikasyon kredileri bankacılık sistemi için ne kadar önemlidir? Bir onu sorayım, bir de banka hisselerinde bu toparlanmanın devamı gelebilir mi? Şimdi sendikasyon kredilerinden başlarsak tabii bankaların kaynak bulmaktaki ana araçlarından bir tanesi sendikasyon kredileri. Ama çok da fiyatlama üzerine bir etki ettiğini sanmıyorum. Şu anda sendikasyon kredileri üzerinde bir olumsuzluk söz konusu değil, zaten beklenti. Çok fazla bir fiyat hareketi sebebiyet verdiğini düşünmüyorum. Yani sendikasyon kredilerine dair ekstrem bir haber akışı söz konusu değil. Bununla beraber bankaları gelirsek son dönemde sanayiye göre negatif ayrışmıştı bankalar. Bunda bir, tabii Türk lirasındaki oynaklığın yükselmesi. İkincisi de Türkiye CDS'lerindeki yukarı yönlü hareket doğal olarak makroekonomik şartlardaki riskleri artırıyor. Bunun da ilk olarak fiyatlanacağı sektör bankacılık sektörü. O yüzden bankacılık sektör sanayinin gerisinde kalmıştı. Bugün bir miktar yukarı doğru hareket etti ama yine sanayi daha pozitif tarafta olduğunu söyleyebilirim. Şu konjonktür, yani doların yükselmesi, enflasyonun yüksek seyretmesi konjonktürü genel manada borsayı yukarı doğru iskonto faktöründen doğru sürükleyebilir. Ama bu konjonktür için söylersek sanayi tarafı bankaya göre en azından şu fiyat hareketlerinde daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Borsa İstanbul'da bazı şirketlerin pay geri alımları da devam ediyor. Orada son iki gündür Arçelik çok dikkat çekiyor ki dün yeni bir açıklama yaptı. Yeni bir pay geri alım programı açıkladı şirket. Şu ana kadar sermayesinin %10'unu almıştı zaten. İlave bir 6 milyar TL'lik fonla yeni bir paket açıkladı ve bugün de %10'a yakın değer kazandığını görüyoruz. 74 liranın üzerinde. Yine bugün Sabancı Holding de pay geri alımı yapmış. Yani kısacası bu geri alımlar da acaba borsada düşüşü kısıtlıyor mu? Özellikle bu pay geri alan şirketlere yönelmek iyi bir strateji mi acaba? Pay geri alan şirketlerin kendi paylarını geri alması elbette ki kendi hisse senedi fiyatlarını ve dolayısıyla borsanın genelini desteklediğini söyleyebilirim.
Bununla beraber bir şirket kendi paylarını niye geri alır? Birincisi çok ucuz olduğunu düşünüyordur. Bu fiyatlardan kendi hisselerini toplamak ister. İkincisi şirketin ileriye dönük önemli planları vardır, yatırım programı vardır. Bu sebepten dolayı piyasadaki hisseleri ucuz olarak görüyor olup toplamak isteyebilir. Ya da şirketin çok fazla nakdi vardır, bunu değerlendirecek yer bulamamıştır, kendi hisselerini alıyordur. Bu üçüncü şık geçerli değil. Daha çok geçerli olan şık Türkiye'de şu anda şirketlerin hem büyüme durumlarında olup hem de oldukça düşük çarpanlarda, düşük FK'larda işlem görmesi, yani ucuz olması. Bu da şirketlere dolayısıyla kendi hisselerini aldırmayı yönlendiriyor. İşte Sabancı Holding, Arçelik, Şişecam, Dogo yazılım, BİM gibi birçok şirket kendi hisselerini alıp programı uyguluyor. Arçelik özellikle bu konuda başta geliyor gibi. Bundan sonra yine bu fiyatlardan şirketlerin kendi hisselerini toplamaya devam etmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Kendi hisselerini toplayan şirket muhtemelen kendi hissesinin fiyatını zaten ucuz görüyordur. Bu açıdan kendi hissesini toplayan şirketlerde bir ayrışma, pozitif ayrışma görme potansiyeli söz konusu bence. Bu açıdan şirketleri değerlendirirken bunu da ele almakta fayda var diye söyleyebilirim. Küresel tarafa geçecek olursak özellikle son dönemde bu durgunluk, resesyon ya da stagflasyon senaryoları yeniden tabii konuşuluyor ki dün PMI verileri vardı. Hem Euro bölgesi hem İngiltere hem de ABD tarafında geçtiğimiz aya göre düşüş kaydettiğini görüyoruz. Özellikle alt kalemlerde yeni sipariş miktarlarının da azaldığı görülüyor. Tabii akla gelen acaba bir durgunluğa doğru mu gidiyor küresel ekonomi? Hem yükselen enerji maliyetleri hem de büyük merkez bankalarının faiz artışlarıyla beraber biraz daha yavaş büyüyen ya da belki de resesyona giren bir görüntü mü olacak bu yıl gelişmiş ülkelerde? Resesyon derken bir kere 2022 yılı büyüme anlamında 2021 yılına göre daha yavaş bir büyüme sergileceği kesin gibi. Ama resesyonun teknik anlamdaki açıklaması bir ekonominin bazı kaynaklara göre arka arkaya 3 çeyrek, bazı kaynaklara göre de arka arkaya 2 çeyrek daralması. Şu anda bu durum söz konusu değil. İşte Euro bölgesi PMI rakamları geldi. Geldiğinde evet dediğiniz gibi bir miktar geçtiğimiz değerlere göre geri çekilme var. Ama hala 53-54 gibi rakamlar söz konusu, 55 gibi rakamlar söz konusu. Bu da 50'nin üzerindeki rakamlar büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Bu açıdan bir resesyon başladı demek için erken. Ama şöyle bir gerçek var. Kesin olan bir şey var ki 2022 yıl büyümesi 2021 yılına göre daha düşük olacak ama enflasyon daha yüksek. Resesyon gelebilir mi? Bugün ABD'den dayanıklı tüketim malı siparişleri geldi. Pazartesi de konut satışları geldi. Konut satışlarının sert bir gerileme söz konusu. Beklentiler oldukça aşağıda kaldı. Bu bize resesyona dair bir şüpheler uyandırıyor. Ama resesyon başladı veya başlayacak demek için daha erken ama ekonomide bir yavaşlama olacağı kesin olduğunu söyleyebilirim. Tabii bir yandan da enerji fiyatlarına bakıyoruz. Orada da yüksek seviyeler var. Özellikle doğalgaz cephesi yükselişini sürdürüyor. Hatta bugün ABD vadeli piyasalarında doğalgaz fiyatı Ağustos 2008'den beri en yüksek seviyeye ulaşmış. Savaş sonrası burada sert bir yükseliş var. Tabii şüphesiz bu da enflasyonu yukarı çekiyor. Enerji maliyetleri tarafına baktığınızda enflasyon hala yükselişini sürdürebilir mi? Evet, ekonomilerde bir durgunluk tehlikesi var, konuştuk. Enflasyon tarafında da hala yükseliş ihtimali görüyor musunuz mevcut doğalgaz özellikle fiyatlarına baktığınızda? Enerji tarafı yükselmeye devam ediyor. Aslında genel emtia tarafı yüksek seyrediyor ama bu hafta enerji tarafı bir ön plana çıktı. Özellikle doğalgaz tarafı ön plana çıktı. Tabii bu yükselen enerji maliyetleri enflasyonu yukarı doğru etkileyecek veya düşmesini engelleyecek en azından bir vaziyette olduğunu söyleyebilirim. ABD tarafına özelliğine konuşursak enflasyon yaklaşık olarak 108.3, daha önce 108.5'ü görmüştü. Oradan bir miktar geriledi. Şimdi 1-2 ay daha enflasyon üyesini görmek lazım. Eğer görürsek enflasyonda en yüksek yer aşıldı. ABD tarafında artık yavaş yavaş gerilemeye başladı diyebiliriz. Ama şu anda bunu söylemek için erken. Öte yandan bu savaşın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devamı enerji fiyatlarını hala etkilemeye devam ediyor. Arz yönlü bir destek de söz konusu değil. Bu açıdan yani enerji fiyatlarının yine yüksek seviyelerde seyretmesini bekleyebiliriz. Bunun 2-3 türlü olumsuz etkisi var. Bir tanesi enflasyon tetikliyor yukarı doğru. İkincisi büyümeleri riske atıyor.
Üçüncüsü, Türkiye gibi enerji ithalatçısı olan ülkelerin cari açıklarını yukarı doğru etkiliyor. Ama bir süre daha görünüyor ki enerji fiyatları enflasyonu dünyada yukarı doğru etkilemeye devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle petrol tarafında da bugün stok verileri vardı. Enerji Bilgi İdaresi'nin verilerine baktığımızda geçen hafta ABD'de 1 milyonun üzerinde azalmış stoklar. Bir önceki hafta da 3.3 milyon varillik azalma vardı. Yani ABD stoklarında bir düşüş var. Aslında bu arz tarafındaki sinyaller üzerinden fiyatları yükseltir mi? Talep tarafına ve arz tarafına özellikle stoklardaki gelişime baktığınızda petrol hala yükseliş için bir sinyal veriyor mu acaba? Evet, şöyle söyleyebiliriz. Son birkaç haftalık süreçte açıklanan stok verilerinin genelde beklentiden daha fazla azaldığını görüyoruz ABD'de. Talep var, büyüme devam ediyor. Az önce konuştuk, büyümede yavaşlama var ama büyüme devam ediyor. Dolayısıyla petrol tüketime talebi devam ediyor. Buna mukabil arz tarafında fazla bir değişiklik yok. Tamam, orta ve uzun vadede özellikle ABD'li üreticiler devreye girip petrol talebini dengeleyebilir. Ama bu kısa vade olabilen bir şey değil. Bu açıdan mevcut arz ve talep koşulları, artık tabii en önemli faktör yine Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, petrol fiyatının güçlü olmasını sağlıyor. Bu hafta hem WTI tarafında hem de Brent petrol tarafında yukarı doğru hareketler gördük. Daha da görebiliriz. Benim öngörüm Brent petrol için 100 dolarla 120 dolarını dalgalamaya devam etmesi. 120 doların üzerine gidebiliriz. Kalıcı olur mu? Tartışılır çünkü 120 doların üzerindeki seviyeler rahatsız edici olabiliyor ve ülkeler stratejik rezervlerini açabiliyor. Daha ziyadesiyle 120'nin yukarısını görme ihtimalimiz var ama çok da kalıcı olur mu ondan şüpheliyim. Ama şu anki fiyat seviyelerine bakarsak aşağı doğru 100 doların aşağısına gelme ihtimali pek yok gibi şu anda kısa vadede. Yukarıda 120 doları bir ana bir bant olarak düşünebiliriz. 120'nin üzerine çıkarsa da bir miktar yukarı doğru hareket hızlanabilir. Tabii büyümeyi ve enflasyon gidişatını konuştuk, emtia fiyatları da üzerinden. Ve ABD tahvil piyasası da tabii fiyatlama ve faiz seviyeleri üzerinden bir sinyal veriyor genelde gelecekteki gidişata ilişkin. Ve orada getiri eğrisinin yeniden yataylaşmaya başladığını görüyoruz. İşte 10 yıllık %3.2'den %2.7 seviyelerine geldi. 2 yıllık faizde de bir geri çekilme var ama 10 yıllık kadar değil, %2,5 seviyelerinde. Yani getiri eğrisi yeniden sanki negatife doğru bir geçme sinyali veriyor gibi. Dolayısıyla tahvil piyasası da acaba bu konuştuğumuz yüksek enflasyon veya ekonomik durgunluk, stagflasyon, resesyon bu tip bir senaryoyu mu fiyatlıyor acaba şu anda ABD'de? Şu an tahvil piyasası ABD'de şunu fiyatlıyor. Şu an ABD'de enflasyon yüksek ama önümüzdeki dönemde baz etkisi devreye girecek. Birincisi baz etkisi. İkincisi tabii ki Fed'in aldığı önlemler, işte faiz arttırımı, bilanço küçültmesi gibi sebebiyle enflasyon önümüzdeki dönem gerilemeye başlayacak. Ama şu anda yüksek tabii ki. Şu anda bu getiri eğrisindeki yatay veya negatif durum bunu gösteriyor. Yani şu an fiyatlanan durum tahvil piyasasında ABD enflasyonu yüksek ama gelecek dönem gerileyecek. Beklentisi tahvillerde fiyatlanıyor. Resesyon fiyatlaması demek için daha erken, resesyon fiyatlaması olursa eğer şöyle bir durum görürüz. Tahvil faizlerine geri çekilme görürüz. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin daha ciddi bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama şu anda bunun fiyatlandığını söylemek için erken ama daha çok şu fiyatlanıyor. Enflasyon yüksek ve önümüzdeki dönem enflasyonun gerilemesi bekleniyor. Bunun fiyatlandığını söyleyebilirim. ABD borsalarında da bir toparlanma çabası var. Geçtiğimiz hafta Cuma günü S&P 500 3810'a kadar düşmüştü. Nasdaq gibi bir ayı piyasası senaryosu söz konusuydu. Fakat bir toparlama geldi. 4000 puana tekrar yaklaşmaya başladı. Bu akşam da Fed tutanaklarını aldık. Önümüzdeki Haziran ve Temmuz ayındaki toplantılarda da yüksek olasılıkla 2 defa 50'şer bas puanlık artışlar olacak. Hisse piyasaları bunu fiyatladı mı? Bugün ABD'de gördüğümüz bu toparlanma bir rahatlama rallisi mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Rahatlama rallisinden öte işte Nasdaq %20 yaşayan bir gerileme görmüştü zirve seviyesinden. S&P'de yaklaşık %20'ye kadar gerilemişti. Bu tabii Fed'in faiz arttırım sürecinden daha çok etkilenen teknoloji sektörü yani Nasdaq tarafı söz konusuydu. Şimdi borsalar 7-8 hafta boyunca aralıksız şekilde değer kaybetti. Verdiği tepkiler de günlük kaldı. Yani bir haftalık dönüyor, haftalık olarak yukarı doğru bir tepki veremedi. Haftalık olarak daha çok aşağı yönlü hareketlerle 7-8 haftalık bir düşüş döngüsünü sergiledi.
Yani ucuzladı bir kere geçmişe göre. Riskleri azaldı. Bu sebepten dolayı Fed'in işte faiz arttırım süreci, faiz arttırım beklentileri, bilanço küçültmesi bir miktar hisse senedi fiyatlarının içine girdiğini söyleyebilirim. Ama şu anda bu düşüş döngüsü bitti mi? Bunu söylemek için erken. Evet, geçmişe göre daha pozitif tarafta olmak için sebepler var. Çünkü hisse senetleri ABD tarafından bahsediyorum daha ucuz. Bundan 2 ay, 3 ay öncesine göre. Ama buna mukabil tam olarak düşüş süreci ABD borsalarına bitti demek için erken. Zaten olarak teknik göster yukarı doğru dönmedi. Geçtiğimiz 7-8 haftalık düşüşe şu anda yukarı doğru bir tepki verildi ve bu tepkinin de bir miktar daha devam etme potansiyeli olduğu söylenebilir. Eğer bir hafta daha yeşil bunda, yani pozitif tarafta kalırsak o zaman düşüş bitti artık, yavaş yavaş yükseliş tekrardan başlıyor diye değerlendirebiliriz. Ama şu anki hareket daha çok geçtiğimiz haftalardaki düşüşe bir tepki olarak söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Son olarak döviz tarafını da isterseniz konuşalım. Çünkü ABD tahvil faizlerinde bir gevşeme görüyoruz. ABD borsaları toparlanmaya çalışıyor. Dolar endeksi de 105'ten 102'lere doğru bir geri çekilme hareketi içerisinde ki 20 yılın zirvesinden geri döndü. Dolar endeksindeki bu geri çekilme de bir teknik düzeltme midir? Yoksa piyasa Fed'i yeterince fiyatladı mı döviz tarafında? Buradaki geri çekilmeyi nasıl okumak lazım? Bence bu geri çekilme bir miktar daha devam etme potansiyeli var. İşte oldukça yüksek seviyeler, yüzüşler, 104'e yakın yerler görüldükten sonra işte o zaman da Euro dolar sanıyorsam 1.03'e kadar, 1.03'lere kadar gerilemişti aynı dönemde. Tabii 1.03 oldu, düşük bir seviye Euro dolar için. Daha da aşağısı hem FED hem Avrupa Merkez Bankası'nı rahatsız eder. Ben 1.05'in aşağısında kalıcı bir Euro dolar beklemem. Görülebilir kısa vadeli ama kalıcı bir şekilde beklemem. Bu açıdan Euro dolar tabii yukarı doğru toparlanınca dolar endeksi aşağı yönlü bir hareket gördük. Daha bence Euro dolar yukarı doğru toparlanma için yeri var. 1.08, 1.10 gibi yerlere doğru hareket edersek benim için sürpriz olmaz. Bu açıdan da dolar endeksinde bir miktar daha 100 belki biraz daha aşağısına doğru bir hareket görürüz diye düşünüyorum. Şu anda bence dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı zirvesini gördü. Tekrar görebilir mi? Görebilir ama artık çok da fazla yüksek seviyeye gidecek bir durumu söz konusu kalmadı diye düşünüyorum. Bu açıdan dolar endeksinde artık riskler daha çok aşağı yönlü olduğunu bir süreliğine söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz katkı ve yorumlar için. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, bu yorumların ardından analizi noktalıyoruz. Yatırım dünyasıyla devam edeceğiz.